Şimdi ilk olarak pirzolamı çıkardım. Ben bunları kesme tahtasına dizeceğim. Birazcık oda sıcaklığına gelmelerini istiyorum. Şöyle küçük boy bir sos tavasının hemen altını yakacağım ben. Ben hemen şuradan şöyle olduğu gibi birazcık taze kekik koyacağım. Şöyle bir tane arpacık soğanı koyalım içine. 3-4 tane de sarımsak koyduk. Bunu tabii ki bu şekilde içine atmayacağız. Süzeceğiz, tel süzgeçten geçireceğiz. Şimdi burada beyaz üzüm sirkem var. Bundan yaklaşık bir çay bardağı ben bunun içine koyacağım. Bu bütün aromaları, soğan, sarımsak, baharatlar sirkeye verip sirke böyle çok az konsantre kalana kadar bu kendi halinde burada takılacak. Sos için tereyağım var. Bakalım sirkemizin durumu nedir? Altını kapadım. Tam istediğim gibi şöyle bütün aromaları alarak yoğunlaşmış. Bunu hemen süzelim. Bunun suyunu gördüğünüz gibi bütün sirkeyi yoğunlaştırdık. Ocağımızın altını açalım. O ısınırken yaptığımız en basit, en klasik marina yöntemi. Üzerlerine tuz, karabiber, zeytinyağı. Zeytinyağını niye koyuyorduk üzerine? Bütün baharatların, tuzun, biberin tamamıyla yapışmasını istiyordum. Şimdi tavam ısınana kadar etlerim beni bekliyor. Ben orada yumurta sarılarını ayırmak istiyorum. Hemen birine beyazları, birine sarılarını alacağım. İyice mümkün olduğunca hiç beyaz bırakmayın. Limonum da hazır bir şekilde beni beklesin. İkiye böleceğim. Yaklaşık yarım limon suyu kadar limon suyu kullanacağım. Şimdi burada ikinci aşamamız eti yapıyoruz. Sosumuz için ikinci aşama bir benmari kurmak istiyorum ben. Burada yumurta sarılarını hem pişireceğiz hem de ona çok güzel böyle mayonezimsi bir kıvam vereceğiz. Pirzolalarımızı atabiliriz. Bir buçuk dakika iki yönünü pişireceğim. Suyum da kaynıyor. Basit bir benmari kurduk. Yumurta sarılarını koyuyoruz içine. Sirkem dolmuş. Tereyağımı yanıma alacağım. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Şimdi yavaş yavaş mikserimi çalıştıracağım. Bir yandan da limon suyunu ilave ediyorum. Bu aşamada kapattım. İçine çünkü tuzumu, karabiberimi. Ve tabii ki hardalımı ekleyeceğim. Kıvamlandıkça tereyağını yavaş yavaş içine ekliyorsunuz. Hemen pirzolalarımı bir yandan servis tabağına almak istiyorum. Şöyle tost sos tabağıma bolca sosundan dolduruyorum. Hafif olarak şöyle etlerimin üzerine de